Herkese merhaba arkadaşlar. Bırak işten kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kendimize base yapmıştık. Gördüğünüz gibi. Eşyalarımızı şuraya stoklamıştık. Dolabımız olmadığı için şu an için konteyner koyarak çoğaltmıştık. Şuradan bir araştırma görevi yapmıştık ve zırhımızı değiştirmiştik. Şu an üstümüzde, hatta şu şekilde bakalım. Elektrik mühendis uzay kıyafeti diye yeni bir zırh almıştık. Şimdi bu bölümde diğer yerlere bakacağız. Şurada bir bölge var. Yine şurada bölge var. Gördüğünüz gibi soru işaretli olan bölgeler var. Oralara bakacağız. Yine aynı şekilde bu taraflarda da bayağı bir bölge var. 7-8 tane gitmemiz gereken yer var şu an için. Ufak ufak onlara bakacağız. Şu an yanımızda oksijen mumu var. Şöyle bir açlık ve susuzluğu halledersek gerek alanlar önemli değil. Bu arada şeye bakalım. Canları ne kadar? Coverage'ın 19 varmış. Tamir aleti 14. Anahtar 27. Makasımız kırılıyor. Bizim makas yapmamız lazım. Makas için bir bakalım ne gerekiyordu. 3 metal, kablo ve makas. Hemen şuradan bakalım. 3 metal, kablo ve makas diyordu. Makas burada. 3 metalimizi aldık. Ve kablo. Kabloyu da aldık buradan. Hemen şuradan yeni bir makas daha oluşturalım. Kazıcıların canı ne durumda? Biri 40, biri 30. Şu 30 olanı elimize alabiliriz. Tamam, şu an için sanırım yeterlidir. Yine şu ikiye de kavrayıcı koyalım. 3'e de makası koyalım. Can az bunun, can az olanı koyalım ki hemen kırılsın ve gitsin elimizden. Şimdi bakalım hemen yeni keşiflere başlamak için. Hemen şuradan motorumuza biniyoruz. Ne kadar? Yakıtımız fazlasıyla var. 80 yakıt varmış. En yakında şu bölgeler var. O yüzden o bölgelere gideceğim ben. Gitmişken iki soru işaretine bakalım. Gelelim bakalım neler varmış orada. Evet, hemen geldik. Burada değişik bir şey var. Şu an bizi de tarıyor. Ama şu an bize saldırmadı muhtemelen. Elimizde silah olmadığından dolayı. Silahlarına dikkat et diye uyarı verdi çünkü. Şu an bize vuruyor nedense. Şurada kenardan müdahale etmeye çalışalım. Evet, yeni bir blueprint daha öğrendik. Jet hızlandırıcı. Bu arada tarayıcımız kırıldı. Yeni bir şey varsa onu tarayamayacağız muhtemelen. Şurada da yine asker tarzı şeyler var. Robot askerler var. Biz şuradan hemen motorumuza binelim. Sağlığımıza düştü zaten. Keşke yanımda ilk yardım paketi getirseydim. Ama bilmiyordum bize böyle saldıracaklarını. Oksijen hemen. Şuradan oksijenimizi fullleyelim. Bu robotlar başımıza bela oldu. Herhangi bir savunmamız da yok bu robotlara karşı. Ne yapacağız bilmiyorum açıkçası. Ama şuralara da bakmam gerekiyor. Bırak peşimizi. Linguistic analysis of the large inscription on the wall shows that it's module number 51. The government transported some military development center. You can really find something useful here, like the famous Cedar Space.
Öleceğiz muhtemelen. Hemen kaçıyorum o yüzden. Buraya ilk yardım makinesiyle, daha doğrusu ilk yardım kitiyle gelmemiz gerekiyor herhalde. Bayağı bir sıkıntı çıkarttı bize robotlar. Robotlar karşı herhangi bir savunmamız da yok. Yani bir silahımız vesaire de yok. En azından bir silahımız olsaydı onlara karşı savaşabilirdik. Direnç gösterebilirdik. Şu an sadece onlar bize vuruyor. Biz kaçıyoruz. Neyse, bu gelmişken bari bu tarafa doğru şuraya da bakalım. Belki herhangi bir silah tarzı bir şey bulabiliriz. Ya da en kötü silah olayını bu evdeki koyduğumuz araştırma masasından bakacağız. Oradan bir silah üretimi varsa silah üreterek en azından bu robotlarla savaşmamız gerekiyor belli ki. Ha, taretler önemli değil. Taretlerden gene bir şekilde kör noktalardan kaçabiliyoruz ama robotlardan kaçış mümkün olmuyor. Yine belki taretlerde bomba sayesinde patlatabiliriz. Onu da yine araştırmasından üretebiliyoruz sanırım. Gelmişken şurada bir bomba resmi var. Bir de şuna bakalım. Tabi eğer robot yoksa veya taret yoksa. Çünkü yine saldırırlarsa başımıza bela olacaklar. Çünkü canım kalmadı. Ölürüm direkt. Ve buraya tekrar gelmek için de herhangi bir aracımız yok. Araç burada kalır. Bayağı bir zor yolla geliriz buraya. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bir oda mı var? İnşallah oda vardır ve içinde de ilk yardım kiti vardır diye umuyorum. Evet, oda varmış. Ama ilk yardım kiti var mı? Orası meçhul. Bayağı da bir materyal çıktı. Materyal olarak güzel. Yine şurada bir sistem var. Orayı bir nötrleştirelim. Böyle ilkel bir cihaz saçını süper hacimli hale getirebilir diyor. Neyse, bunu biz alalım. İşlemciden ilk yardım kiti yapabiliyor muyuz biz? Ekipmanda bir işaret çıkmış. Ya bu şu bunlarla alakalı. Demoda hızlandırıcı. Bunu yaptığımızda hızımız daha da fazla artıyor. Peki. İlk yardım kitiyle alakalı bir şey yapabiliyor muyuz şu anda? Burada yok. Burada yok. Eşyalar kısmında kumaş gerekiyormuş bize. Şu an etrafta da kumaş görünmüyor. Kumaş olsaydı kit yapabilirdik en azından. Burada herhangi bir ekstra bir şey yok sanırım. Ha, şurada varmış. Bunu aldık. Şuradan bir bakalım. Bu yiyecekler sadece açlık veriyor ve sağlık veren bir şey yok. Neyse, o zaman ona yapacak bir şey de yok. Bu arada aletlerden de şu araştırma tarayıcı olayını, metal ve ampul olsaydı burada yapabilirmişiz ama şu an yok. Bu arada bombalar, aynen bunları belki taraklar için kullanabiliriz. Onu da yine denemek lazım. Biz burada daha fazla zaman harcamadan çıkalım hemen buradan. Burada niye böyle bir sembol çıkıyor? Orasını anlamadım. Eksik bir şey mi var burada? Burada fark etmedim bir şey mi var acaba diye düşünüyorum ama. Acaba yanımızda tarayıcı olmadığı için mi böyle bir şey görüyoruz? Belki şu dümeni falan tarayacak olabiliriz buradan. Dümen parçaları eksikti bizde. Çünkü ekstra bir şey görünmüyor derken bir ampul bulduk. Bir saniye. Ampul iyi oldu. Şu an bize metal lazım. Metal de hemen çıkıp arayalım. Umuyorum ki yakınlarda bir metal parçası vardır. Dur bir dakika, motorla bir gidelim.
Hemen bir parça metal bulup buraya geri gelelim. Şurada ne var? Değil. Bize acil şekilde metal lazım. Şu aşağı kısımda bir bakalım. Bu arada sağlığımız da dibinde. O da çok tedirgin hissettiriyor. Yani en ufak bir temasta ölmemiz kaçınılmaz. Bir parça metal yok mu hiçbir yerde ya? Neyse, yapacak bir şey yok. Bir de şuraya bakalım. Burada da yine donmuş bir gemi var. Titanyum top. Şurada bir şey var. Onu kıralım. Batarya vesaire bir sürü şey bulduk ama yine metal yok. Normal zamanda her yerde metal buluruz. Şimdi metal bulunmuyor. Neyse şurada bir yer daha var. Belki burada metal buluruz. Gelmişken burada bir göz atalım. O güzel. Oksijen bulduk en azından. Otomat var ama tarayamıyoruz. Çünkü metalimiz yok. Bir parça metal yok mu hiçbir yerde ya? Burayı taramamız lazım ama. Tamir et. Edelim. Neredeydi bizim tamir aletimiz? Şurada. Oksijenimizi şöyle bir dolduralım. En azından bu bölgede bir artık oksijen istasyonumuz var. Burada oksijenimiz biterse gelip buradan doldurabiliriz. Gerçi yanımızda yeter sayıda tüp var. Ama tabii ne olur ne olmaz. Yine hiçbir yerde kumaş yok. Bize kumaş ve metal lazım. Ama bulamadık bir türlü. Böyle böyle eve kadar gideceğiz herhalde. Kumaş metal uğruna. Hemen şurada bir bölge var, oraya da gidelim. Sonra yine şurada bölge var, oraya da gidelim gelmişken buralara bakalım. Bu bölüm birazcık araştırmalarla geçsin. En azından etrafta neler var neler yok. Onları çözmemiş olalım. Yine bir sonraki bölümde de araştırma masamızda yapabilirsek silah ve bomba öğrenip oradaki robotlara gününü göstermemiz lazım. Yine burada da var. Dronlardan. İnşallah hasar almayız. Maalesef öldük. Cama çarptık. Bu kadar işin arasında. Zaten bir kadın canımız vardı. Onu da otomatik kayıt en son nerede yapmış? Oradan devam edelim. Yine ilk baştaki robotların olduğu gemiden doğuyoruz öldüğümüz zaman. Buran tekrar bizi kayıt attığımız yere yönlendiriyor. Evet, otomatik kayıt en son evimizde yapmış. Zaten direkt kayıt yükleseydim yine evimizden gelecekti. Neyse daha iyi oldu. En azından şuradan birazcık çözüm arayalım. Silah milah vesaire. Bu neymiş? Zaz arabası. İçinde yolcular varken ilk ve tek minyatür uzay arabasıdır. Güzel, güvenilir ve lastik çizmeler kadar verimlidir diyor.
Likoplazma ve ener çekirdeği gerekiyormuş bunun için. Bu neymiş? Ya bu zaten bizim aracımız. Şu an kullandığımız araç. Onu üretebiliyormuşuz. Tabii yine likoplazmayla. Analiz cihazı var. MP bombası var. İndüktör, batarya, rafine metal ve mıknatısla yapılıyormuş. Bunu üretebiliyoruz şu anda. Patlatıcı. Bu bayağı iyiymiş. Titanyum, elektronik aksam ve rafine metalle. Titanyum, 4 tane elektronik aksam varsa ben bunu üreteceğim. Bu arada bizim çantamız neden bu kadar dolu? Orası da ayrı bir olay. Ben hemen şuradan kendi yaptığımız kaydıdan yüklemek istiyorum. Aynen. Çünkü çantamız dolu halde geldi. Ben çantayı buraya yerleştirmiştim. Ki aynen şurada gördüğünüz gibi. Bunları yerleştirmiştim. Sonra otokayıt almış. Yani öncesinde otokayıt almış. En son kayıt yine kendi yaptığım kayıt. Şuradan elektronik aksam alalım. 4 tane istiyordu. Umarım 4 tane buluruz. Yoksa da çıkıp elektronik aksam arayacağız. 4 tane varmış. Güzel. Başka ne gerekiyordu? Ekipman, alet. Gerçi burada değil. Şuradan pardon. Titanyum ve rafine metal. Burada titanyum yok. Titanyum. 1, 2, 3, 4. Yine rafine metaller olması lazım bir yerlerde. Evet, o da burada. Kaç tane bilmiyorum ama 4 tane aldım hepsinden. Ne kadarmış? Zaten 4 taneymiş hepsinden. 10 dakika içerisinde onu yapacak. Yine aynı şekilde 4 tane rafine metalle de geliştirilmiş el kalıcısı öğreniliyor. Bu da aslında bizim işimize yarar. Kazıyıcı, sakız. Buna biz onu Blueprint'ini oradan bulmuştuk önceki şeyde, ölmeden önce daha doğrusu. Şimdi tekrar gideceğim, bir daha bulacağım bunu. Ama buradan da kendimiz öğrenebiliyormuşuz Blueprint'i bulmadan. Bu bayağı güzel. Artı 200 daha oksijen veriyor. Askeri oksijen tüpü. Bu bayağı iyiymiş. Şu rüşvet konusunu merak ediyorum, neyle alakalı? Acaba robotlarla mı alakalı? Onu biraz merak ediyorum. Onu tabi ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdilik ben ilk önce şu tarayıcının bir yenisini yapmak istiyorum. Çünkü orada ilk taramada kırılmıştı. Hem tarayıcı hem de makas yapalım yine aynı şekilde. Metal batarya, plastik ampul. Plastik batarya, ampul, metal. Metal kablo ve makas. Şimdi şöyle bir düzenimizi kuralım. Dayanıklı bir olan buraya gelsin. Şöyle el kalıcısının düşük olanı da şuraya gelsin. Yine makasın da kötüsünü buraya koyalım. Matkapın canı var. Dağıtıcının canı var. Tam oksijenimizi de şöyle suyumuzla tüketelim. Ve gidelim. Boş yere 10 dakika beklemeyeceğim o keşif için. O kalsın şimdilik. Biz diğer taraflara gidelim. Orası oluncaya kadar. Zaten burada herhangi bir gidecek bölümümüz yok. Şurada bölümler var. Soru işaret yerlere gitmeyeceğim. Soru işaret yerlerde çünkü bildiğiniz gibi robotlar var. Saldırıyorlar. Şu an onlara karşı bir savunmamız da yok. O yüzden ben yine şu bölgeye, şu bölgeye, belki şuraya gidersek bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Oralara bakmak istiyorum ilk önce.
cargo section with dairy products. Special containers with cooling gel are used for transporting milk. The gel is ideal for reducing the core's activity. What's left to do is to find the emergency unloading lever, get inside the section, pump out the cooling gel. This may come in handy if you calibrate it correctly. Evet, burası için malzeme lazım. Şu an bizde yok. Bu arada ben diyorum ki buraya niye sıkıştım yine? Bir oksijen yenileyelim. Yine oyun hatası oldu sanırım. Şu an kıpırdayamıyoruz. Heh, tamamdır, düzeldi. Analiz cihazını öğrendik. O şablonu öğrendik en azından. Hemen şuradan bir kontrol edelim. Ekipmanlar. Nereye, aletlere mi geldi? Toprak analiz cihazı. Evet, bunu öğrenip, daha doğrusu üretip tekrar buraya geri gelmemiz lazım. Bu kapıyı açabilmek için bu cihaz lazım. Şu an için öyle bir şansımız yok. O yüzden burası kalsın şimdilik. Eve gittiğimizde alıp geliriz. Biz araştırmaya devam edelim. Şurada yeni bir bölge gösteriyor. Neyle alakalıysa. Burada bir köpek astronot var. Gerçi inekmiş, köpek de değil. Çünkü aşağıda gördüğünüz gibi göğüsleri var. Bunu da tarayabiliyormuşuz. Tarayalım o zaman, madem tarayabiliyorsak. İlk önce çıkmamız lazım sanırım taramak için. Evet, yeni bir başarım aldık. İneği tarayarak. yine tehlike ediyor çünkü yine dronlar var etrafta. Ama yapacak da bir şey yok. Hemen şuradan mümkün olduğunca az hasar alarak kaçalım. Belki içeri girme şansımız olur. Kapısı kapalı. Altına bir kontrol edelim. Alttan da bir giriş yolu görünmüyor. Üstten var mı? Üstten de yok. Demek ki şu dronların olduğu kısımdan bir giriş var. Orada şu an için gördüğünüz gibi ateş ediyorlar. Hızlıca aralarından girmeyi denesem acaba? Giriş yapabilir miyim? Şu şekilde girsek. Yine buralar da kapalı aynı şekilde. Herhangi bir giriş yolu şu an için görünmüyor burada. Üst kısımlara da bakamıyorum çünkü dronlar fazla vuruyorlar. Şöyle birazcık daha yükselebilsem. Aynen, giriş yolları hep kapalı görünüyor. Bir üst tarafta belki vardır. Orada bakamıyoruz şu anda. Dronların yoğun saldırısı oluyor çünkü. Hemen şuradan ben bir oksijen yenileyeceğim. Sonrasında şu bölgeye tekrardan gideceğim. Orada içeride malzemeler vardı. Hem o malzemeleri alalım. Hem de bakalım şeyi toplayabilecek miyiz? Oradaki dümenin tarifini alabilecek miyiz oradan? Onu bir kontrol edelim. Şurada bir yerdeydi o ama. Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle biraz gideyim, sonra etrafıma bakacağım. Ha, şurası. Böyle bir bomba sembolü vardı sanırım. Yok, bu başka bomba yeriymiş. Orada yine böyle bomba bir şekli vardı ama. Bu biraz daha farklı. Bu arada burada bayağı bir yoğun ışık var. Acaba zararlı mıdır diye düşünüyorum şu anda. Neyse. Buraya gelmişken bakacağım buraya. Yapacak bir şey yok. Önce bir nötrleştirelim.
Evet, tarifi de öğrenmiş olduk bu arada. Güzel oldu. Onu çünkü araştırmasıyla uğraşacaktık. Bu şekilde uğraşmamış olduk. Direkt EMP'yi öğrenmiş olduk. Evdeki silahın da araştırması tamamlanmış. Bu arada şurasıydı aradığım yer. Şu çelik zırh gibi görünen yerdi. Şunların arasından umarım geçebiliyoruzdur. Şöyle biraz da yaklaşayım. Hemen şuradan. Hop. Tamamdır, geçtik. Şunun içerisindeki malzemeleri de toplayalım. Hem de buradaki oksijen istasyonu vardı. Onu bir tamir edelim tekrardan. Burada değil miydi o tamir etme yeri? Ha, değilmiş burada. Pardon, karıştırdım. Buranın zaten oksijeni var kendiliğinden. Şuraya bakacaktım ben. Ha, bu öğrenilmiyormuş. Şu gelmişken yiyecekleri. Rafine metalleri. Bir de şurayı nötrleştirmemiz gerekiyor sanırım. Tamamdır. Tara dedi. Ha, buna direkt taramadan alıyorduk bunu. Şurada yine bir parça var. Ekstra burada görünen bir şey şu an için yok gibi görünüyor. Yine de emin olmak adına bir bakalım. Burası işaretli olması sebebi sanırım burada istasyon var. O yüzden işaretli. Yani ara ara buraya yakın olduğunuzda gelip oksijen doldurabiliriz buradan. Sanırım o yüzden buranın işareti silinmiyor hiç. Kaybolmasın diye. Çünkü gördüğünüz gibi bak, işaret hep kalıyor. Ama içinde bir şey kalmadı en azından. İçindeki her şeyi almış olduk. Yine ekstradan bir tane daha yer vardı. Oksijenle alakalı. Orayı aramaya çalışıyorum ama oraya acaba gittiğimiz için ölsek bile orasını saydı mı diye düşünüyorum. Ama saysa bu sefer oksijen yerini göstermesi gerekiyordu. Bir türlü göstermiyor. Neyse, ben onu videonun editini yaparken o kısmı tekrardan bakıp tam oranın neresi olduğunu öğrenirim. Bir sonraki videoda da yine oraya gelip tekrardan bakarız. Gerçekten olmuş mu olmamış mı diye. Bir de şurada uzay gemisi parçası var. Oraya da bakmak istiyorum. Çünkü içine girilebilir bir parça gibi görünüyor. En azından bizim içine girdiğimiz uzay parçalarına, yani uzay gemisi parçalarına benziyor. Kapısı falan var en azından. Eğer giriliyorsa da evet. Zaten burasıymış orası. Çünkü şimdi kırık oksijen şeyini geldi. Öncesinde görünmüyordu. Aynen şurada tamir edeceğiz. Videoyu tekrar izlememize gerek kalmadı. Öğrendik. Hemen oksijenimizi dolduralım. Sonrasında içeriği bir kontrol edelim. Herhangi bir şey var mı malzeme? Daha sonrasında eve dönüp daha silah üretmemiz gerekecek. Ha, burada gaz otomatı vardı. Öğrenememiştik tarayıcımız olmadığı için. Su otomatı diye bir şey verdi. Neyse, bunu evde üretiriz. En azından evde suyumuz olur. Sınırsız şekilde otomattan üretebiliriz. Bu arada el kazıcısı çıktı buradan. Güzel. Ekstra başka bir şey görünüyor mu? Bunun içinde kalmış. Burada arkadaş. Başka da bir şey etrafta yok. Ha, şunlar var. Şurada bir şişe daha su çıktı. Şöyle yukarılardan bakayım. Tamamdır. Burada da başka bir şey kalmadı zaten. Her şeyi almışız. Tekrardan ben şuradan oksijenimi fulleyeyim. Sonra buradan da çıkalım. Bakalım etrafta keşfedecek neler bulabiliriz. Şu hızlandırıcı tarifini aslında tekrardan alsak güzel olur buraya gelmişken, ama yani riske de pek girmek istemiyorum aslında. Çünkü dronların yoğun saldırısı oluyor. Şu aşağı kısımlara bir bakalım. Şuraya bakalım veya şuraya bakalım. En azından yukarı kısımlara silahla geliriz. Orası kalsın. Ama en azından şu kısımlara değerlendirmiş olalım. Yine bu kısımlarda da dronlar var. Ama şurada bir sanki üs var. Bir oraya yanaşmak istiyorum dronlara bulaşmadan. İçerisinde belki blueprint vesaire olabilir.
Sana yaklaşınca da bir sembol çıktı yine. Yaklaştığımızı belirten sembollerden. Gelmişken buraya da bir bakalım. Araç giremez diyor. Farkındayız. Ama biz gideriz. Güzel. Şu an içeride oksijenimiz var. Yine birisinin donu kalmış. Eve götürelim. Şurayı bir nötrleştirelim bakalım. Orada ne var? Evet, geliştirilmiş el kazıcısı bulduk. Güzel oldu. Yine bunu araştırmada biz kullanacaktık. Ama araştırmaya gerek kalmadan da öğrendik. Demek ki bu araştırma masasındaki her alet, her cihaz etrafta da dağınık halde var. Yani isterseniz etraftan bulabiliyorsunuz. Ama keşif yapmayanlar için de kendileri evde üretip kullanabiliyorlar sanırım. O şekilde bir yapmışlar, düzen kurmuşlar. Bir dümen daha bulduk. Bir parça kaldı dümen için. Onu da bulursak güzel olacak. Bakalım o parçayı nereden bulacağız. Şurada yine yemekler, sular vesaire var. Uzay aracı diyor ama herhangi bir şey yok. Yani resim anlaşılmıyor aslında. Olmasından ziyade. Burası da güzel. Yine burayı da bu civarda oksijen yeri olarak kullanabiliriz. Muhtemelen burası da işaretli şekilde kalacaktır. Yani şu kapıdaki işaret sembolü burada kalıcı olacak. Evet. Demek ki iyi, burayı da kullanabiliriz artık. Şimdi şu yukarı kısımlara bakmam lazım ama dronlardan da bayağı bir çekiniyorum. Şu kısma bir gidelim. Aşağılardan, yukarı çıkmadan. Şurada da gerçi dronlar var. Buradaki her köşeye drone koymuşlar. Bu tehlike onların sesiydi. Durduk yere hasar almayalım. Gerçi şu an geminin içinde olduğumuz için, daha doğrusu motorun içinde olduğumuz için ilk önce motor hasar alacak. Motorun dayanıklığı %100 şu anda. Vururlarsa motora bir hasar gelecek. Sonrasında bize de tabii gelecek ama en azından motoru da biraz daha koruyuculuğumuz var. Şurada yine bir parça var. Bakalım neymiş burası. İçine girilebilen bir parça mı? Evet, içine girilebilir bir kısmı yok. Ama yapay bir oksijen istasyonu var burada da yine. Yeni görev gelmiş. Neyse, yeni görevden önce biz şurada hemen bir çıkalım. Çık arabadan. Bayağı da bir malzeme var içeride. Envanterimiz dolu diyor. Doluysa birazcık boşaltırız. Şöyle suyumuz, yememizi boşalttık. Oksijenimizi aldık. Burada ne varmış? 16 kilogramlık bir gir yağı. Neyse, alalım. Onu götürürüz, bırakırız. Yine dumbbell var. Tarayıcıyla tarayabilirsin diyor. Tarayalım. Yeni bir dumbbell şablonu öğrendik. Ne işimize yarayacaksa artık. Etrafta çok sayıda yiyecek var. Ama o yiyecekleri almayı düşünmüyorum. Şurayı bir inceleyelim. Bunu da alamadık ağırlığımızdan dolayı. Şurayı bakalım. Hemen bunları tarayalım. Demek ki evimizde spor aletleri de oluşturabiliyoruz. En azından öyle görünüyor yani bu parçalardan dolayı. Bunu öğrendiğimize göre artık bunu götürmemize gerek yok. Nasıl tarifini öğrendik. Halterin tarifini aslında öğretse o da iyi olurmuş da. Onu öğretmiyor. Neyse, halteri yanımıza aldık. Şu konteyneri kıralım gelmişken. İçinden ne çıktı? İnşaat seti çıkmış içinden. Onu almamız lazım. Şuradan ben şu sulardan, yemeklerden biraz daha eksilteyim. Yine kablo var. Yine makas var. Suları boş ver. Şurada oksijen yeri var. Oradan bir oksijen dolduralım diyecektim ki tamir etmemizi istiyor bizden. Hemen onu da tamir ederim şu şekilde. Hemen oksijenimizi oradan fullleyelim en beleşinden. Bu arada yeni görevler gelmiş. Mayonez mekiğini çekirdeğini fırlatmanın yolunu bul. Büyü kapsüle gir vesaire diye. Zaten önceki görevimiz de vardı radyasyon azaltmayla alakalı. Şu an 3 tane aktif görevimiz var. Ama çok karmaşık ve büyük olduğu için oyunun alanı henüz çözümleyemedik. Neyi nasıl yapacağımızı.
Yine tabii elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Envanter dolu diyor hala. Neyse. Ekstradan bir şey de görünmüyor burada. Ben buradan çıkayım. Yine gitmemiz gereken yerler var. Girmemiz gereken yerler var. En azından şu yumruk hikaye ile alakalı bir görev. Oraya bir illaki gitmemiz gerekecek. Yine şu yukarıdaki soru işaretleri var. Oraya dronlar olduğu için silahla gitmemiz gerekiyor. Ha, dronlar değil de aslında yani robotlar için diyelim. Şurada yine aşağıda soru işareti var. O tarafa geçme şansımız var mı? Onu da bir deneyelim buraya kadar gelmişken. Sonrasında da eve dönüp üzerimizi bırakırız. Orada da baya bir büyük bir gemi var. Muhtemelen onun da etrafında drone vesaire vardır. Evet, gördüğünüz gibi her tarafında drone var onun da. Oraya şu an yaklaşmamız mümkün değil. Ha, şurada bir bölge var. Buraya bakmak istiyorum buraya gelmişken. Buradan giriş var mı? Yok. Hemen motorumuzu atlayalım. Motoru uzakta bırakmıyorum çünkü. Ha, giriş üstteymiş. Bu arada çok fazla da burada malzeme var. Yani demirinden tut, rafine metaline kadar. Bunları da buraya gelmişken aslında almak istiyorum. O yüzden birazcık şu yemeklerden yer açıp şunları alacağım ben. Rafine metaller önemli çünkü. Yine burada bir şey görünüyor ama ne görünüyor? İlginç. Kapıyı tarayabiliyormuşuz. Bağlanma kapısı. Hemen bunu tarayalım. Nerede bizim tarayıcımız? Şurada. Ulaşım platformu şablonu öğrendik. Bu muhtemelen içine gemi sokabileceğimiz bir tasarım olabilir. Şurada ekstradan bir şey var mı? Yok. Her tarafta su var. Şu konteyneri kıralım gelmişken. İşimize yarar bir şey varsa içinden alırız. Mesela makas gibi, ampul gibi vesaire. Yine şu konteyneri de kıralım. Envanter dolu ama onu alacağım. Onu almak istiyorum. Yine şu yemeklerden birazcık tüketelim. Oksijen mumu aldık. Ala ala. Heh, tamam şunu da aldık. Şimdi oksijen mumunun birini tüketeceğiz. Şu şekilde. Sonra onun yerine bunu alacağız. Bu sayede yerde açılmış oldu. Hem de oksijenimizi fullledik. Yiyeceklere sulara gerek yok. Gerçi şu an birazcık yerimiz var. Bir tane daha su alabiliriz. Ekstra bir şey yok burada. Şöyle bir geriye gidelim. Evet yokmuş. Sadece kapıymış sadece önemli olan. Kapının tarafını aldı zaten. Şu tarafa gitmek istiyorum ama gördüğünüz gibi her tarafta dronlar var. Savunma için. Ya onların arasından geçip de oraya gitmek şu an için imkansız gibi görünüyor. Yani tam bir ölüm yolculuğu. En azından bizim için öyle. O yüzden ben ufaktan eve döneceğim. Zaten çantamızı doldurduk. Bayağı da bir şey keşfettik. Bayağı bir şey topladık. Eve gidelim. Her şeyimizi bırakalım. Biraz yakıt yapalım. Gemimizi dolduralım. Tamiratımızı yapalım. Alet üretimlerimizi yapalım. Bir sonraki bölümde tekrar silahla beraber şu yukarıdaki soru işaretli yerlere gidip o robotlarla bir savaşalım bakalım neler yapabileceğiz. İlk önce tabii eve gideceğim. Şu silahı da merak ediyorum nasıl yapıldığını. Onu da bir görmek istiyorum. O çünkü bayağı bir önemli. Çünkü en azından şu an için bulabildiğimiz tek silah. Burada değişik bir anten benzeri bir şey var. Uyduymuş gibi bir şey. Ve soru işareti çıktı içinden. Orada bakalım gelmişken neymiş. Gözetleme kabini diyor. Bir şey gözetleyebiliyor muyuz buradan? Tarayalım. İstasyon durum ekranı. Artık onu üretebiliyormuşuz. Onun tarifini buradan almış olduk. Şu şekilde şöyle bir parça muhtemelen eve takılan cinsten. Yine evimize üretim yapıp koyabiliriz. Şu metalleri alacağım ben. Çünkü metal elde çok fazla lazım oluyor. O yüzden
Şu suyun birini içtim. Yemeğin de birini yedim. Şu metalleri alacağım. Hiç kaçarı yok onun. Tamamdır. Envanterden dolmuş. Yine şurada metaller var gerçi. Onu da birini aldım. Yine bir tane daha şöyle yemek tüketirsem. Şunları da alırım. Şurada bir titanyum top var. Ondaki titanyumları da alabildiğimiz kadar alalım. Şu şekilde yapacağız onu. Bir su içeceğiz. Sonra şuradan iki tane titanyum alacağız ve çantamız dolmuş olacak. Ekstra bir şey de yok burada. Tekrardan motorumuza binelim. Bu arada bu motor bayağı büyük bir nimet oldu bizim için. Her şeyimizi görüyor. Yani bunsuz buralara gelmek hakikaten işkence olurdu. 400 metreye bir, 500 metreye bir oksijen sistemini kura kura ilerlememiz gerekirdi muhtemelen. O da içinden çıkılamaz bir hale sokar oyunu. Resmen şu motor medeniyet oldu bizim için. Şuralarda herhangi bir soru işareti çıkacak mı bakalım. Çıktı. Bu tarz etraftaki parçalarda zaten böyle semboller çıkıyor. Artık alıştık. O yüzden onlara yanaşmayı seviyorum. Koridor şablonu. Yine evimize koridor oluşturabileceğimiz bir şablon. Şurada bir nötrleştirme kısmı var. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama nötrleştirelim. Ekranda bir şey yok. Hemen çıkalım buradan. Şurada da yine aynı şekilde bir yer oluşmuş. Biz yanından geçerken ama fark etmemişiz. Onu da gider bakarız. Bu arada burada metaller var. Metal lazım olursa aklımızda olsun. Hemen evimizden bu tarafa doğru gelerek o metalleri alabiliriz. Yine şuradaki yere de bir yanaşıp bakacağım. Orada da ekstradan bir soru işareti vesaire bir şey çıkacak mı diye. Yok. Ekstra bir şey yok. Sadece şu sandıklar var. Şu anda üstümüzde yer yok. O yüzden onları kırmakla da uğraşmayalım. Zaten evimizin arkasındaymış. Oraya rahatlıkla gelebiliriz. Biz hemen şöyle evimize doğru gelelim. Aracımız şurada kalsın. Hemen bir kaydımızı aldı. Artık ölsek de sıkıntı olmaz bizim için. Hemen şunları şuraya yerleştirelim. Rastgele atıyorum. Yani herhangi bir düzen kurmuyoruz. O yüzden şu an için onu yapacak bir şey yok. Şu da şimdilik kalsın bakalım. Şu eşyaları aşağıdaki eve koyabiliriz aslında. Şu tarz gereksiz parçaları burada bulundurmaya gerek yok. Yine şunu bıraktık, şunu bıraktık. Şunu bırakalım. Şunları aşağı eve bırakacağım, geleceğim. Hemen bir geçip geleyim oraya. Aşağı ev dediğim yani o küçük uzay istasyonumuz vardı bizim. Bu tarz parçaları burada biriktiriyorum. Evimizde dağınık bir görüntü oluşmaması için. Zaten burası yeterince dağınık. O yüzden buraya bir şey fark etmez. Atalım gitsin. Yine bir kayıt aldı. Her seferinde buralara girip çıktığımızda kayıt alıyor. Birisi ölmüş, ondan bahsediyor. Sen miydin diye sormuş. Tamamdır. Şimdi şu araştırmamız tamamlanmıştı. Oraya bakacaktım ben. Şablonu öğrendik. Şimdi bir bakalım nasıl bir şeymiş o. Neyle yapılıyormuş? Alüminyum, elektronik aksam, rafine metal ve likoplazma. Bizim sorunumuz likoplazma ile alakalı. Likoplazmayı nasıl bulacağımızı henüz keşfedemedik. Şurada öğrenilecek bir şey mi o likoplazma? Buralarda yok. Demek ki bulunabilecek bir parça. Onu nereden bulunacağına internetten bir bakarız. Oyunun kendi sitesinden, daha doğrusu rehber sitesinden. Bakarız likoplazmayı nereden bulabileceğiz. Bir sonraki bölümde likoplazmayı bulup yine ona göre elimizden geleni yaparız. Bunu çünkü buradan açmayacağım. Zaten orada onun tasarımı vardı. Onu oradan alacağız tasarımını. Belki diğer şeyleri oluşturabiliriz ama hepsinin temelinde likoplazma var. Yine likoplazma var. O yüzden bize bu likoplazma olayını çözmemiz lazım.
Şunu bir öğrenebiliriz. 3 tane rafine metalle. Şu rafine metalleri koymuştum zaten. Nereye koymuştum ben onları? Buraya koymuşum. 1, 2 ve 3. Şu taraftandı. Bunu öğrenelim. Bakalım ne işe yarayacakmış. O da bulunsun elimizde. Onu da şu an için buradan öğreneceğim zaten. Herhangi bir şey yok. Belki şu sakızı da öğreniriz. Maksat tarif öğrenmek olsun. Onun dışında bu ev için neler yapabiliriz? Ona da tabii bakacağız. Onu neyle bakıyorduk biz? Dağıtıcıyla mı bakıyorduk? Dağıtıcıyla bakıyorduk sanırım. Evet, buradan bakıyoruz. Yeni gelen parçalar vardı. Yeni gelen parçalar nereye gelmiş? Bu değil. Evet, şu. Küçük araçların giriş çıkış için açıldığı bir platform. Bundan yapıp içeriye sokabiliriz aracımızı. Ama tabii şu an buraya sokmak istemiyorum. Buraya bir koridorla belki yan taraf bağlarsak oraya koyarız onu. Bu da istasyon durum ekranı. Yine oksijen miktarını, aletlerin sağlamlığını vesaire gösteriyormuş. Onu da kurarız. Neyle kuruluyormuş? Ampul, batarya, titanyum. Sıkıntı yok. Ucuzmuş zaten o. Yine bu da indüktör, alüminyum, kompresör. Bunları hepsi üretebiliyoruz. Bunların hepsini üretiriz. Yine spor aletleri var. Su otomatı var. Bu güzel. Yani sürekli maden suyu hazırlayan bir makine diyor. Tabi hepsi elektronik aksamla oluşan bir şeyler. O yüzden bol bol elektronik aksam toplayacağız. Ekstradan da dumbbell, mumble vesaire gereksiz şeyler var. Onlar şu an bizim ihtiyacımız yok. Şurada fazla bulduğumuz malzemeler vardı. El kazıcısı. Bunun da ayakta 3'müş. Bunun 20'ymiş. Bunun da 20'ymiş. Şu 3 olan kırılsın hemen. Sonra 20'leri kırarız elimizdeki. O şekilde bir düzen sağlarız. Tabii bizim bir an evvel bir yatak tarifi öğrenip bir de şuraya yatak koymamız lazım ki kartların sağlığını dolduralım. Öyle bir sistemimiz olmadığı için mecburen aşağıdaki eve gidip gemiye gidip oradan yatağa bakacağız. Buradan kaset istiyor yine her zaman gibi. Neyse şimdilik bu bölüm burada kalsın. Bir sonraki bölümde bu malzemeyi, materyali bulmak için yolculuğa çıkalım. Şunu da öğrendik. Likoplazma. Evet, bir sonraki bölümde likoplazma için neler yapabiliriz, nereye gidebiliriz onu öğreneceğiz. Şimdilik video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.